Bir tanem deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Bu açıklamalar çok konuşulacak. O da bizi onere etti. Çiçek yollamış. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Seda Sayan'a konuştu. Onların anlaşması çok önemli. İmparatorun yeniden evlenebilirim dediği Ayşegül Yıldız hakkında neler söyledi? Onlar birbirlerine yakışsınlar. İmparator İbrahim Tatlıses'e neden teşekkür etti? Teşekkür ediyorum, evet. Oğlu İdo'nun yeni sevgilisi hakkında neler düşünüyor? Şıklarım oldu ama... Derya Tuna'dan Seda Sayan'a özel açıklamalar. Motive ediyor yani. Tabii ki her zaman. Az sonra. Çok önemli bir türkü bu ve son zamanlarda senin dizinde, benim eşimin dizisinde, o yüzden benim de dizimde. Sarı saçlarını deli gönlüme, hep bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Sen zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban sevdiğim mihriban. Yalan dünyada
yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim şu yalan dünyada. Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen beni her gün şarkı söylerken mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada. Beraber. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yüzüme gülen dünyada. Bravo. Teşekkür ederim. Buyurun Sinem Hanımcığım. Evet Tayfun, hoş geldin. Hoş ama bulduk. Biliyorsunuz dün bir VTR izlemiştik. Emrah basına neden tepki gösterdi? Tekrar bir izleyelim, hemen Tayfun'a döneceğiz. Sıfır haberler yapmayın. Ne? Bir sakın aramıştır canım. Oğlunuzun da bir mektubu vardı. Hadi onunla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Doğru dürüst soru sorması öğrendiğiniz zaman konuşuyor. Saçma sapan haberler yapmayın. Ne? Bir sakın aramıştır canım. Oğlunuzun da bir mektubu vardı. Hadi onunla ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Doğru dürüst soru sorması öğrendiğiniz zaman konuşuyor. Tayfun'la ilgili soru sorulunca Emrah tepki göstermişti basındaki arkadaşlara. Biz de dün burada dedik ki bir insana sorulabilecek en normal soru çocuğudur. Ve evet, bu yıllardır olan bir problem. Aslında ben çok Tayfun'dan dinlemek istiyorum. Çünkü insanın babasıyla nasıl böyle bir sorun olur? Nasıl buralara geldi? Ya beni üzen aslında bir noktada şu, hani babam olması ayrı, Türkiye'ye mal olmuş bir adamın böyle bir hareket yapması ya da böyle bir tepki vermesi üzücü zaten. Dün de ben söylemiştim, bu haberin kaynağının ben olduğunu bilmiyordum. Çünkü bazı kaynaklardan da hani bu yüzüyle ilgili bir şeyler söylediklerini duymuştum. Ama burada da açık ve net gördüğümüz gibi benimle ilgiliymiş. Dün de söyledim, yani bu kadar yani benle ilgili soru sorulduğunda evet cevap vermeyebilirsin ama hani bu tarz bir yaklaşım, ben çok cevap vereceğine zaten inanmıyordum. Çünkü hiçbir yerde babam benim hakkımda konuşmaz, cevap vermez. Ben ona ne kadar iyi niyetimle yaklaşsam da. Sen babanı sete de ziyarete gitmiş miydin? Evet gittim. Orada gitmiştim. Ne olmuştu? Orada yani en büyük hayal kırıklığımı orada yaşadım zaten. Menajeriyle orada karşılaştım. Doğal hakkıdır, menajerini karşıma çıkardı. Kendisi karşıma çıkmak istemedi. Ama ben hep söylüyorum, ben evlatlık görevimi yapıp ayağına kadar gittim ki ben ayağına gittiğim için de gocunmuyorum. Çünkü dedim vazifem, çünkü benim bir yanlışım varsa ben oraya gittiğimde babamdan bunu duymak için gittim. Tayfun, senin böyle bir yanlışın var, buraya gelmen bir hataydı diyebilirdi. Ya da buraya niye geldin, ya da iyi ki geldin bak şimdi seni mesela affettim de diyebilirdi. Yani vesaire vesaire orada. Burada bak Bursalı çok misafirimiz var. Sen Bursa'dan. Evet, reklam arasında da sevgililerini bana ilettiler. Ne yaptın? Reklam arası gittin mi yanlarına? Yani tek tek gidemedim tabii, çok kalabalıklar ama ha. Abimizin elini sıktım hepsine. Öyle olsun, bir kişinin sıktım, herkesin elini öpmüş ha. Kadar olsun. Seviyor musunuz Tayfun'u? Allah razı olsun. Seviyorsunuz değil mi? Yani işte keşke yani insanların sevdiği kadar da kendimiz babamız sevsin bizi. Bir şey sormak istiyorum. Baban sana bu kadar itiyor seni böyle... Hoyrat davranıyor diyebiliriz aslında. Baban sana bu kadar hoyrat davranıyor. Babanın çevresindekiler tarafından hiç itilip kakıldın mı? Hiç ötelendin mi?
Yok yok, asla öyle bir şey olmadı ama şunu demin de lafta yarım kaldı, şöyle diyeyim. Gittiğimde babamın yanına, hani hiç babamla görüşemedim. Babamın menajeriyle oturduğumuzda elimizden telefonlar alındı. Neden? Artık neden olduğunu bilmiyorum. Onu sanırım o kişiye sormak lazım. Çünkü ben orada neden, nasıl o kişiyle, menajeriyle ya da o kişiye neden, nasıl diye sorular sormaya gitmedim. O beni ilgilendirmez. Elimden telefonumu... Ne diye aldılar? Ya kendi telefonla, benim telefonla kenara bıraktılar. Ben orada belki bu konuşmaları belki ses kaydı yaparım diye düşünmüş olabilirler. Ha. Bir fotoğraf çekeceğim diye düşünmüş olabilirler. Bu onların düşüncesidir. Ben oraya iyi niyetimle gittim. Babamı görmeyi bırakın, telefon elimden alanlar. Böyle bir sizin sorduğunuz soruya karşılık vereyim abi. Böyle bir şey oldu yani. Ben de tam tersini bir müsaadenle şeyi sormak istiyorum. Tam tersi, sizi hiçbir araya getirip böyle etrafında babanın iyi niyetli birileri yok mu? Hiç yani görmedim. Ben babaannem ve babam dışında... reddediyor, görüşmeyi babası reddediyor. Babaannem de babamla benim görüşmene çok iyi vesile olduğuna inanıyorum. Çünkü ben gittiğim babaannemi çok severdi. Gerçekten çok severdi. Onun evinde de kalırdım. Yani ben babam ve babaannemin dışında hiçbir çevresinden hiçbir şekilde görmedim, duymadım. Ya, duymak da istemiyorum zaten. Gerçekten duymak da istemiyorum. Çünkü insan gerçekten artık bir yerden sonra yoruluyor. Ben çünkü çok dil döktüm. Çok mesajlar yolladım. Sosyal medyadan olsun, zamanında mektup yollayarak olsun, her şekilde babama ulaşmaya çalıştım. Ama gene... Babana seni mi soruyorlar? Bir daha verseniz o görüntüleri ya. Anlamadım ne olduğunu. Sesi de duyalım. Doğru dürüst soru sormasını öğrendiğiniz zaman konuşuyor. Saçma sapan haberler yapmayın. Ne? Bir saçma sapan haber söyleyeceğim. Oğlunuzun da bir mektubu vardı. Hadi onunla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Doğru dürüst soru sormasını öğrendiğiniz zaman konuşuyor. Tabii Seda. Bir mektup var ortada. Mektup var diyor mu? Tayfun'u soruyorlar. Ne yazdın o mektupta çocuğum sen? Ya ben mektup derken şimdi benim kafamda iki tane söylemesi gereken şey geliyor. Mektup dedikleri benim sosyal medyada paylaştığım hani sözlü yazılarımı kastediyorlar ya da zamanında 13-14 yaşında babama bir aralar tekrar kopuk olduğumuz dönemde yazdığım bir mektubu herhalde ile getiriyorlar. Çünkü onun dışında ben bu sıralar babama hiçbir mektup hiçbir dedene şey yazmadım. Dedene yazdın değil mi? En son dedene bir şey. Adam gibi adam yazdın. Dedemle ilgili paylaşım ilgili yaptım ama bu haber daha önce sanırım. Bu mektup olayını tam olarak şu ana ben çözemedim ama zamanında evet yolladım. Ya da benim sosyal medyamda bazen babamla ilgili düşüncelerimi dile getirdiğimi bu şeyleri soruyor olabilirler. Tayfun siz bir dönem görüştünüz ya, mesela ben şunu çok merak ediyorum. Senin eğitim hayatın, sen şu an ne iş yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun, nasıl ayakta duruyorsun? Ben şu anda işletme okuyorum, hala işletme okuyorum. Şöyle ben istediğim bölümü mesela bir grafikerlik ya da bir konservatuar istedim, olmadı. Bunun akabinde işletme bölümünü okuyorum ama istemediğim bölüm olduğu için çok böyle hevesle okumadığım için yavaş yavaş okuyorum. Bursa'da da mesela... dondurarak falan mı gidiyorsun? Eğitim masrafların, ne bileyim... Eğitim masraflarını kendimle annem çıkartıyorum yani. Ha, onları nasıl karşılıyorsun? Ya onları, annemin zaten emekli maaşı var. Ben arkadaşımın, abimin bir işlettiği yer var. Oranın mesela işletmeciliğini yapıyorum. Bazen açılışlara gidiyorum. Öyle şeyler beni çağırıyorlar. Çok şükür oradan ekmeği falan kazanıyorum ben. Sinem ne kadar acımasız bir dünya ve ne kadar acımasız bir hayat. Şimdi bu kadar varlıklı bir insanın evladı okumak için neler çekiyor, okuyabilmek için. Yaşı da geçiyor gittikçe. Üniversite çağını da geçiyor. Halbuki evlat sahip çıksa bugün Londra'da okur, New York'ta okur. Çocuk dünyanın en güzel üniversitelerine gider okur. Yetenekli de bir insan. Nitekim Selçuk Ural da böyle bir şey yapmıştı. Oğluyla ilgili zamanında Hakan Ural'ı kabul etmemişti kolay kolay. O da evlilik dışı bir ilişkiydi. Evlenmemişti annesiyle. Sonra ama Selçuk Ural erkeklik yaptı. Oğluna sahip çıktı ve onu İngiltere'ye en güzel okullara götürdü. Okuttu. Bugün de baba oğul sarmaş dolaşlar. Emrah da keşke yapsa. Birçok ünlü, birçok eğitim için biliyorsunuz çocuklara burs veriyorlar, örnek oluyorlar. Neler yapıyorlar? Eğitime katkı payı bir sürü çocuk okutuyor. Ben ama bunları istemedim senin zaten. Babanın, ya senin isteyip istememen önemli değil. Ya, ama baba olarak ama bir evladına bir şey yapıp seni bir yere getirmesi gerekiyor. Sen bir erkek çocuksun. Kız evlat da olsa her ne olursa olsun. Sen Emrah'ın oğlusun. Tabii. Yani dışarıdan da baktığında sen Emrah'ın oğlusun. Tabii. Sen istemene gerek yok ki. Zaten o hayatı yaşardın zaten. Emrah istemiyor onu. Reddediyor. İstemiyor. Anladın mı? İstemiyor. Karşılığı çıkmak da istemiyor.
Bu çocuğu kabul etmiyor. İşte bunun sebebi etmiyor. Nedir yani? Biraz önce dedi ya Tayfun, buradaki insanlar beni seviyorlar. Keşke biraz da babam sevseydi dedi ya. Sevmiyor ve istemiyor. İstemiyor. Evet. Emrah yıllarca acıların çocuğunu oynadı. Yıllarca babasız kalan çocukları oynadı. Hiç mi empati duygusu yok Emrah? Hadi babalığını geçiyorum. Hiç mi bir empati duygusu yok? Hiç mi için sızlamaz? Ya çocuğun, senin evladın, millet yedi kat yeğenine, değil mi? Herkese, sokaktaki ya, çocuğa herhalde sahip çıkıyoruz. Sen nasıl kendi evladına sahip çıkmazsın? Nasıl ona yok dersin? Nasıl elinin tersiyle itebilirsin? Bence Emrah kendi geçmişinden kaçıyor. Ne dersin Tayfun? Ya ben, olur mu geçmişte hataları yapıyor? Geçmişinden kaçıyor. Ben, ama işte burada ben bunu hep söylüyorum. Evet, ben annemle büyüdüm. Annem benim, dedem benim, her şeyimdir. Ama ne olursa olsun benim annemle babamın yaşadığı geçmiş beni ilgilendirmez. Burada evet, suçlu kimse, bu annem de olur babam da olabilir. Beni alakadar etmez. Doğru söylüyorsun. Burada ben bunu dün de söyledim. Benim babam ya da her baba, her anne yapıcı olması gerekiyor. Peki babanla kısa bir süre birlikte oldunuz, birkaç sene. Evet. Babanın kokusunu hatırlıyor musun? Ya hangi evlat unutabilir ki ya? Ya baba insan hayatında hangi çok büyük bir eksiklik. Yani... Bir de onun en büyük şeyi, yani babası varken hasret çocuk. Bir babası yani... ölmemiş ki. Hiç... Babası hayatta ama çocuk babasına hasret. Hiç. Hani bir bebeğin ter kokusu olur da onu ya içine çekersin. Babanın da böyle bir kokusu güç vardır. Yani babanın yani parasını hepimiz... pulunu bırakın, baba bir güç. Erkek çocuk, kız çocuk insanın babasının yanında istemez mi? Senin baban her gün ekranda olsun, orada burada olsun. Sen babanın yüzünü göreme, telefonda sesini duyama. Hiç adaletli bir davranış şekli değil mi? Peki babanın... Bir Allah göstermesin, Emrah Allah göstermesin, babanın bir rahatsızlığı olsa, böbreğe ihtiyacı olduğunu duysan, mesela karaciğere ihtiyacı olduğunu duysan, senin dokun okşuyor, tutuyor bir tek, verir misin? Sence abi? Sence? Ben sana soruyorum. Abi dün hiç. İzzet abim ellerini öpüyorum, çok güzel bir şey söyledi abi. Bu hayatta anne baba ahı almayacaksın abi. Ama evlat ahı da almayacaksın. Bak onun da hakkı var abi. Doğru. Çok doğru, doğru söylüyor. Hiçbir hakkını almayacaksın abi. O yüzden Allah hepimize sağlık versin. Bu babamın da başına gelebilir. Benim kardeşlerim de, benim de. Çünkü insanız. İnsanız abi. Her şey olabilir. Ama iş işten geçtikten sonra da yani... Peki sen kardeşinle görüşüyor musun? Ben hiç kimseyle o aile görüşmüyorum. Daha doğrusu görüşemiyorum yani. Ama o görüşmek istiyor bu çocuk. Kardeşim de mektuplar yazıyor onlara tabii. Ya aslında Tayfun'un da çok üstüne gidiyor. Bazen değil mi izleyenler de işte babasını çıkıyor, rezil ediyor diyorlar ama ortada bir gerçek var. Babası Tayfun'u istemiyor ve bu adam Tayfun'un babası. Yani evet, onu sorgulamak, onu aramak, ona pardon mektup yazmak. Pardon da bu çocuk rezil edecek hiçbir şey yapmıyor ya. Ne yapıyor bu çocuk? Asla, ekrana çıkmasını çok eleştirenler oluyor ya ama çocuk yerden göğe kadar haklı. İnsan babasına nereden ulaşacak bu adam babasına? İstesem, yazıyor olmuyor, yani gidiyor anda, olmuyor. Hani... Ya kafamdan uydurabilirim ya da yaşadıklarımızdan bazı şeyleri farklı anlatıp babamı yerden yere de vurabilirim. Ben asla böyle bir evlat olmadım. Ben hep yapıcı oldum. Babamın yapamadığını yaptım. Bak bu lafımı söylüyorum. Babamın yapamadığı yapıcılığı ben yapmaya çalıştım Seda abla. Yapıcı olmaya çalışıyorum. Belki dedim ben yaparım. Belki olur. Ama yani olmuyor kelimesini artık kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Peki bir mucize olacağına inanıyor musun? Babanla tekrar birleşeceğinize inanıyor musun? Yani... Hayal etmeden de yaşanmaz ki abi. Bir şekilde bir şeyleri hayal ederek yaşarsın. O hayal ettiğin şeye bir şekilde ya kavuşursun ya kavuşamazsın. Ya olur olmaz. Ben hep hayal ederek yaşadım. Hiç ve... böyle rüya görüyor musun babanla birlikte gece? Görürüm abi bunu. Nasıl? Ya ben rüyalarımı pek net hatırlamam. Babamla birlikte olduğumu, oturup konuştuğumuzu falan rüyalarımda görüyorum yani. Babasından kaçamaz ki, bir ekran değiştirse yine babasını görür yani. Ne acı değil mi? Tabii yani, canım. Acı. İbrahim Tatlıses Dilan'ı kabul etti. Bütün kardeşleriyle bir araya getirdi. Öyle değil mi? Bakın. Öyle olması gerekiyordu. Öyle olması gerekiyordu. Verin. Ve hanımefendi bir şey söylüyor. Bakın Dilan'la gelen Elif adayı. Evet. Öyle olması gerekiyor. Yakışan da Müslümanlığımız da budur yani. İnsan evladına sahip çıkması gerekiyor. Böyle nur yüzlü, güzel, efendi, dürüst, çok iyi terbiye, ahlaklı bir evlat. Kabul edilmez mi ayol? Bir de Rabbim ol dedi oldu o. Tabii. Onun, yani onun seçtiği bir hayat. Bize de evlat arıyor, bulamıyor. Ne evlat arayanlar var. Yani böyle nur yüzlü bir evlat, böyle bir evlat kabul edilmez mi? Bir de ne yüzlü olursa olsun, evlat en büyük hatayı da yapsa, nerede olursa olsun, evlat evlattır. Daha bir tık ötesi var mı? Evladı ne olursa olsun peki, kabul etmesi gerekiyor. Babası için bir şarkı okumuştu. Okusun mu onu? Altay abisi de bir dinlesin o şarkıyı.
Abi kalk bakalım. Çelik'ti değil mi? Aynen, müzik aynen. Ahmet Özden'di. Aynen, tekrar teşekkür ederim. Ahmet Özden ve Erkan Çelik'in imzasıydı bu şarkı. Çok da güzel oldu. Çok duygulandırdın. Sen 21 yaşında mısın? Yok, ben 27 yaşındayım. 27 yaşında. 21 yaşında falan diye geçiyor şarkıda. 27. Ay, çünkü benim için çok hassas bir konu bu. O kadar şey oldum ki şöyle düşünüyorum. Benim bu, oğlumla aynı yaşta o. Benim oğlum 21 yaşında ve 4 yaşından beri yanımızda diye babası, ama şu anda bu konuların içinde böyle seni dinlerken hep şunu düşündüm. Bu üç taraflı bir ilişki. Anne, baba ve çocuk. Evet. Emrah, eğer anneye bir kızgınlığı, bir şeyi varsa gene de çocuk tarafından
bir bakabilse keşke. Halbuki bunu ayırt etmek lazım. Çünkü bunun evladı başka bir şey. Ya bir de işte bir de kötü algı oluyor. Şimdi çok güzel söyledin mesela, bakın siz de duygulandınız ve bu tarz çok insan var. Bu olayı da insanlar orada bak görüyorum ben. Evet. İşte yani bu olayın sırf Murat diye gelmesinin sebebi babamın Emre olması. Yani normal bir kişi olsa da ne benim onun peşinden gideceğimi, gitmeyeceğimi söylüyorlar. Ne işte sen onun peşinden koşmazdın, bu kadar uğraşmazdın. O öyle miydi peki? O da yanlış. Nasıl? Öyle miydi peki? Yok asla yani. Yani her türlü o senin baban. Öyle olur mu ya? O senin baban. Sen onun Emrah'ın adına koşmuyorsun ki yani. Ya da onun konumuna koşmuyorsun ki. O senin baban. Sen onu yanında istiyorsun bir evlat olarak. Ben bunu şöyle de söyleyeyim. Ben babamla görüştüğüm zaman ve görüşmediğim zaman bana... Babamla görüştüğüm zamanlarda teklifler geliyordu. Sinema, dizi hiçbirini kabul etmiyordum. Çünkü benim gözüm oralarda değildi. Ben babamla küstükten sonra da bana teklifler geldi. Ben yine... istemediğim şeyler oldu. Yapmadım, istemedim. Ben her zaman babamla sadece bunu dün de söyledim. Bir kendine hayat kurmuştur. Bundan sonra hayatına başarılar dilerim. Sadece biraz yapıcı olmasını. Bunca seneyi zaten silip atamaz. Abi benim birbirimize 6 senesini yedik. Bir bakalım daha kaç senemizi yiyeceğiz bilmiyorum. Yazık. Allah yani göstermesin bilmiyorum. İnşallah. Ben sadece alırdı karşısına. Bak oğlum bir kucağına kız kardeşimi, bir kucağına erkek kardeşini. Eşiyle beni görüştürmek zorunda değil. O onun hakkıdır. Bu kadar. Bak bunlar senin kardeşlerin. Bak ben seninle şu tarihlerde görüşebilirim. Ben kendime bir hayat kurdum. Benim senin ailenle yaşadığım olayları biliyorsun. Evet baba biliyorum. Ya bunlar konuşulacak şeyler. Milletimiz zaten zor dönemden geçiyor. Ölümlü dünya. Bunlar olmaması lazım. Gerçekten olmaması lazım yani. İnşallah en kısa zamanda düzelir. İnşallah. Peki. Daha da fazla üzmeyin çocuğu. Altay mıhlama mı yaptın? Ya. Hiç görmedik. Ya Altay'a bir şey soracağım burada. Tam da burada. Ya. Altay da çok üzgün şu anda biliyorum. Altay neden babana hiç seni seviyorum diyemedin? Bir röportajında okudum. Nedir o işin aslı? O işin aslı aslında tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Yani amin. Hepimizinkilerin yeri mekanı cennet olsun inşallah. Bizim yani ben 48 yaşındayım şu anda Bilal abi. Ve benim tevellütümde, yani benim yaşımda olan izleyicilerimiz de, buradaki seyircilerimiz de bilirler Seda ablacığım. Yani biz öyle büyütülmedik, öyle bir nesil değildik o zamanlar. Resmiyetten dolayı. Yani hani aile içinde ne aile büyüklerinin birbirine söylediğini duydum, ne kardeşler birbirimize söylemedik. Böyle büyütüldüğüm için insan içindeki sevgiyi karşısındaki insana aktarması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu çok önemli bir şey. Özellikle hani... Bana eşim hep söylüyor, programlara çıktığın zaman diyor böyle vaaz verme diyor. Yani insanlar seni eğlendiren adam olarak biliyor, insanları üzme diyor. Ama bu, ben yine söyleyeyim, özellikle çocuklarınıza seni seviyorum deyin. Onları içinizden sevmenizin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Onlara sevginizi gösterin. Anneler, babalar, kardeşler birbirinize. Çünkü bu çok önemli. Çünkü dünyayı döndüren gerçekten güç, sevgi. Geri kalan babana her şey... seni seviyorum dedin. Ne zaman dedin? Babama seni seviyorum diyemedim. Öldükten? Babamı kaybettikten sonra birazdan hatta söyleyeceğim onun şarkısını. Evet. Babama yazdığım şarkıyı. Sevgili Ebru Gündeş okudu o şarkıyı. Herkes çok iyi biliyor o şarkıyı. Onu babana yazmışsın değil mi? Evet, peki o zaman anlamayı bir izleyelim. Karadeniz'in en iyi sesi. En yakışıklı adamı ve en hamaratı. Kim mi o? Evet, Altay'la beraberiz. Buradan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi birazdan elimize yüzümüze bulaştırmadan inşallah güzel bir mıhlama yapacağım size. Tereyağımızı koyuyorum ve eritiyorum. Gördüğünüz gibi tereyağımızı eritiyorum. Tereyağını yakmamanız lazım. İşin püf noktası o. Tereyağı yanarsa... olmazsınız. Yemeğe sevginizi katmanız lazım ki yemek güzel olsun. Şöyle mısırımızı alıyorum. Yani buna 3 kaşık attım ama biraz daha alacak gibi. Yani şöyle bir şey var. Muhlamayı sabah yediğiniz zaman bütün gün sizi tok tutar. Enerji verir. Rengi tamamdır. Şimdi suyunu dökmemiz lazım. Suyunu dökmemiz lazım. Suyu bir anda dökmeyeceksiniz. Çekecek suyu ondan sonra dökeceksiniz. Ufak ufak atıyor. Tabii. Ben evde mutfağa arada bir eşime yardım etmek için giriyorum. Ama Gülo, yani sevgili eşim, muhteşem yemek yapar. Şimdi bombardıman başlasın.
Hop işte bu çeşit.